Beşiktaş'ta da son gün yani 2 Eylül tarihi olan son gün UEFA listesi için o gün e, Miralem Piyaniç transferi açıklandı. Evet. Birazdan Başkan Ahmet Nurçevi'nin açıklamalarına da gireceğiz ama ben önce bir transfer politikası evet. ve yapılan e, evet. takviyeleri yorumlamanı rica edeceğim. Özellikle Piyaniç tabii. Valla çok kısa sürede bu kadar e, kalibre yükselmesi transferlerde takdir edilecek bir şey. Geçen seneye dönelim, geçen sezona dönelim. Hı hı. Ee, sezona girerken hatta Sergen Hoca da şöyle demişti Bazı yapacağımız transferler sizi çok tatmin etmeyecek Belki bize kızacaksınız ama imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz demişti Hı -hı. Başkan da öyle Hoca da onu söylemişti Hatta transferler ciddi eleştiriler aldı en başlarda değil mi? En sakala, evet. Wellington işte o Beşiktaş'ın futbolcusu mu bu Beşiktaş'ın futbolcusu mu diye Ama zaman gösterdi ki e, Beşiktaş'ın futbolcularıymış En azından şampiyonluk sürecinde gördük bunu Devre arasında da çok hareket edemedi Beşiktaş. Limitler, ekonomik durum bir Cenk Tosun'u almak e, durumunda kaldı. O da sakatlandı, çok faydalanamadı. Hoca, Haziran ayında sözleşmesi bitti Sergen Hoca'nın. Bir oturup konuşacaklar. Orada konuşulan şeyler de çok öne çıktı ama salt mesele para değildi. Hı hı. Yani hoca kafaya koymuş şimdi. Tabii ki Beşiktaş'ta başarılı olmak istiyor ligde ama bir de uluslararası arenada bir başarı isteği var. Ya biz şampiyon olduk. Şampiyonlar liginde evet. oynayacağız. Ortaya bir şey koymamız lazım. Ee, orada biraz e, zorladı yönetimi. Ama bu zorlamanın işin sonunda iyi bir şeye döndüğünü görüyoruz. Yani Batu şuayı Alex Teixeira ve Piyaniç'i kadroya katıyorsunuz. Ve geçen sene lige damga vurmuş sağ koridorunuzu en azından Gezal Rozier Kadroda tutuyorsunuz. Bunlar önemli işler. Zaten Batu şuayı Piyaniç transferleri yine Tekşehira aynı şekilde... Yani Şampiyonlar Ligi düşünülerek yapılmış Kesinlikle. hamleler gibi görünüyor. Evet. Şimdi sinem öyle bir kura çekersin ki işte City'li Barcelona'lı yere gidersin. Çok ben yani çekti. Zaten ikinci torba daha kötüydü. Evet, evet. Evlerden uzak. <laughs> İyi geldi yani kura. Şimdi yaptığınız transferlerin de 5 tane alın mesela Batshuayi ayarında arka tarafa doğru böyle 4-5 tane adam dizin. Önemsizleştiği bir grup olabiliyor bazen kura Tabii. olabiliyor. Şimdi Beşiktaş'ın çektiği kurayla Tabii Şampiyonlar Ligi'nde zaten kolay kura, kolay grup diye bir şey yok ama biz hı hı. öbürleriyle yani tap olanlarla kıyasladığımız için söylüyoruz. Yani bunu. evet Manchester City evet, yerine evet. başka bir takım evet. gibi gibi yani. Şimdi bu kurayla beraber yapılan bu transferlere baktığın zaman Beşiktaş'ın 6 maçı var. İçeride dışarıda 6 maçta maç gibi maç olacak. Yani Şampiyonlar Ligi ayarında maç olacak. Şimdi Beşiktaş mevcut ritmini tuttuğu zaman bu oyuncularla Vodafone Park'ta oynayacağı 3 maçı da Kazanması sürpriz değil. Hı. Yani Beşiktaş Dortmund'u yendi 2-1 sürpriz mi? Değil. Gitti Ajax deplasmanından döndü 1-0'la. Öbür gruplarda sürpriz diyebilirsin mesela. Juventus kaneviyetine deplasmanda falan. Bu kadro bir şey vaat ediyor. Hoca bir heyecanlanmadık değil dedi grubu görünce. Evet. Bu iyi bir şey. Böyle yüzü gözü kanlı canlı Hı -hı. heyecanlı yani oraya kafayı koymuş yani belli istiyor. Hı -hı. Bu iyi bir şey. E, deneyeceğiz biz de Beşiktaş'ız bizi yenmeleri de kolay değil dedi içeride dışarıda çıkıp oynayacağız dedi e, ben Şampiyonlar Ligi Süper Ligi yani Piyaniç gibi oyuncuların mesela burada olmasını Beşiktaş'ı tutmanız önemli değil herhangi bir Süper Lig'de işte Balotelli'ler Piyaniç'ler evet, evet, bu adamların hep heyecan verir. varlığı hem ligin marka değeri hem izlenebilirliği açısından da iyi Beşiktaş şu an geçen sene bu şeyi çok Fenerbahçe için kullanıyorduk çok da insanlar duymaktan sıkılmış... Kağıt üstünde kavramı diye bir şey var bize değil mi? Kağıt üstünde. Kağıt üstünde, evet. kağıt. Evet. Tekrarlayayım. Bir milyon kere söylenmiş. Bir milyon birinciyi söyleyeyim. <laughs> evet, kağıt üstünde çok ideal iyi kadro şampiyonluk mücadele mücadelesinde yetebilecek, Avrupa'da da sizi belki bir yere taşıyacak ideal bir kadro. Ama iş isimlerden ziyade sahadaki emek, doğru organizasyon, iyi performans, takım olabilme. Geçen sene bu kadar yıldızı yoktu Beşiktaş'ın. Evet. Ortaya bir şey çıktı değil mi? Bir emek bu çünkü tenis oynamıyoruz. bir kişi Bu yaptı. oyuncuların Sergen Hoca ile beraber neler yapacağını düşününce evet. bence evet. eminim her evet. futbol sever Evet Geçen seneden daha zor bence işi Sergen Hoca'nın. Diyeceksin ki ya bir sürü oyuncu geldi nasıl daha zor? Geçen seneki beklentiyle hı hı. sezon başı giriş beklentisi ve yapamasa da Sergen Hoca ya şu yani kulübe belliydi. Derbi maçta sol bek sokmak zorunda kalıyordu gol lazımken adamı. Çünkü evet. yetersiz bir şey vardı kadro vardı. Bu sene beklentiler yükseldi. Beklentiler yükseldiği gibi kalibre olarak yüksek oyuncuları hem mental hem fizik olarak hazır tutmak, o iletişimi sağlamak, takım yapabilmek. Bunlar da çok kolay işler değil. Hoca bunu çok iyi başardı geçen Hı -hı. sene. Bunu devam ettirebileceğini düşünüyorum ben hocanın. Hayırlısı olsun Beşiktaş için de. Hocanın e Bence kişisel başarmak istediği şeyler için de Şampiyonlar Ligi bu sezonki Şampiyonlar Ligi çok önemli bir sınav. Yani kendi sınavını da verecek Doğru. gibi düşünüyorum ben. Çünkü Doğru. daha çok yakın açıklamalarda bulundu Sergen Hoca. Dedi ki yani ben Avrupa'da takım çalıştırmak istiyorum dedi. Yani dolayısıyla buralar da bir vitrin değil midir yani Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sezon. Çok Yani haklısın. Sergen Hoca'nın kendi kişisel hedefleri için de önemli bence. Oyuncuyken eee Türk futbol severinin içinde uhde kalan bir yetenektir Sergen Yalçın. İnan kendisinin de öyledir. Hatta hikayeleri vardır ya dinlerken hepimiz güler işte Bayern Münih beni alacak da araştırmış <laughs> gibi. Çok beynel miler bir yetenek. Çok uluslararası bir yetenek. Yani izledim ben canlı yıllarca izledim. Doyamadım yani. Onun gibi oyuncular vardır işte Hacılar, Alexler falan değil <laughs> mi? Doyamazsın böyle. Sergen Yalçın'a daha az Doyamadık. Daha çok doyamadık diyeyim. Çünkü niye? Hı hı. Alex Hacı gördük serüvenleri bitirdi. Şimdi Sergen Hoca çok daha fazlasını yapabilirdi. Yaptı bir sürü Beşiktaş'ta imzası var Galatasaray'da falan her yerde oynadı ama bu oyuncu olarak bu yetenek yerel kalmamalıydı. Yani yerellikte kalmamalıydı. Oldu hadi yaptık. Şimdi bir, şu şu cümlesi çok hoşuma gitti. Yani ben hedefim İspanya dedi. Bunu Sergen evet. Yalçın'ın ağzından duymak. Çünkü niye? Sergen Yalçın çok rahat bir insandır değil mi? Kartları açıktır. Hı hı. Lafını esirgemez. Herkes bilir yani. Evet, göz önünde bir adamdır. Göz, göz önünde Aşkım bir adamdır. Var. Ve hep şey diye bakıyor. Ya hoca rahat adam diye bakıyor. Şimdi geçen sene o şampiyonluk sürecinde ortaya koyduğu saha içi dışı performans. Bu sene hedefim İspanya deyip bir çıta koyması kendine belirlemesi. Bunları çok önemsiyorum. Beşiktaşlar da çok önemsesin. Hatta yeni jenerasyon ki yaşı artık 47-48'e geldi ama biz şeyle kıyaslıyoruz ya Şenol Hoca, Fatih Hoca, Mustafa Hoca'mız var bizim yukarıda üçlü. Bir de diye arada bir Aykut Hoca, Ersun Hoca var. Hı hı. Bir de aşağıdan gelen diye görüyoruz. O yüzden hani yeni jenerasyon tabirim bu yüzden olacak. Yeşil ilgili değil. İşte Okan Buru oralara yazıyorsun evet, değil işte, mi? Erol Hoca, Okan Hoca, evet. yeni e, gelen hocalar var. Şenol Hoca bir, bir sürü var yani Hı -hı. şimdi unuttuğumuz olur. Ee, şey yapmayalım da. Abdullah Hoca var. O, i̇kisinin yani, arasında yani bir Abdullah Hoca var. Evet. evet. Ee, hem bir rota çizmektir, rol modeldir. Yani neler yapılabileceğini. Çünkü bu armalar, bu markalar büyük takım armaları size ciddi bir fırsat sunar. Arkasına arkanızı aldınız. camia taraftar, medya işte bu Büyük takım da size yeteneklerinizi daha kolay sergileme Hı -hı. imkanı verir. Yani bazen Yeni Malatya Spor'da, Kayseri Spor'da yapamay yapabilme potansiyeliniz varsa bile Hı -hı. kabul edelim ki onlar da tabii büyük camialar, süperlik camialar ama şimdi dört büyük etkisi dediğimiz bir şey var. Burada o özelliklerinizi ortaya koymanız için size daha fazla imkanlar sunuyor. O yüzden Sergen Hoca'nın bu serüveni biraz arkadan gelenlere ya da kendi jenerasyonunda bir rol model de o, oluyor sen, bence. Evet. Şeyi çok önemsedim. Yani gerçekten İspanya benim hedefim demeyi evet. çok önemsedim. Ee, bu Şampiyonlar Ligi serüveni de o yüzden biraz daha heyecanlandırmaya başladı benim. Çok kafa yoracak belli yani.